Yüksek elo. Evet, gördükleriniz şu an platindeyiz Zümrüt arkadaşlar. Yani geçen sezonun diamond'ı diyebiliriz. Bu diamond'ları da master'dan sayabilirsiniz. 679 KV'ye karşı Zed oynuyoruz. Ben Zed jungle'ın çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü bayağı hızlı orman dönüyor. Zed jungle nasıl oynanır, komboları nasıl yapılır hepsini tek tek anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar, sabah Adana'da bir deprem oldu. Yine yatıyordum ve sallantıya uyandım. Bir 30 saniye falan bayağı sallandı. 8. katta olduğum için hissettim. İyiyim, onun haberini vereyim dedim. Videodayız. Rakip takımda Elmas 4 %60 kazanma oranı, bir Mordekai Zer, Zümrüt 2, Zümrüt 1, Zümrüt 1, Zümrüt 1, %100 kazanma oranı. Peki bunu bozmadık mı? Zümrüt 3, Elmas 4, Elmas 3 %60 kazanma oranı. Ben bu sete yardımcı olacağım. Bayağı bir bekledikten sonra oyuna giriş yaptık. Girdim Rune ve Shad zemini sağ tarafta görebilirsiniz. Totemimi bıraktım, hemen çıkıyorum. Mordekai'yi de görmüş olduk. Ben kendim burada gösterip acaba maviye mi gitsem? Şimdi neden Zed jungle oynamalısınız ondan bahsedeyim. Pasifi sayesinde çok hızlı orman dönüyor. %50 canın altına indirdin ya, şıkır şıkır kesiyor. İzleyin şimdi, bak geliyor. Şık. Şık. Bir tane daha vuracağım. Şık. Geldin değil mi? Q'nu attın. E'yi attın. Çarpını attın. Çok güzel ya. Gerçekten bayılıyorum oynamasına. Dakika 1.55 geldik. Sadece büyüye odaklanıyorsun. Büyü hepsine değdirdin. Ufaktan bak, yürümeye de başla. Zaman kaybetmemen gerekiyor. En hızlı şekilde orman döneceksin. Bu adam trolledi mi şu an? Ben mavisini alırım onun. Adam dedi ki o maviyi sana hediye ediyorum. Totem falan yoktur umarım. Söktük götürdük. Mordekai mi oynayacağız? Bu Mordekai nasıl oynayacağız ki? Ucundan değdirdim. Ben acaba kuleye mi ölseydim ya? Güzel, kuleye öldük. Tekrardan geldik. Hızlı bir şekilde red buff'a başladım. Çarpımı da attım hatta. Hadi gelin beraber orman dönelim. Yapabileceğim başka bir şey kalmadı. Tekrardan alta gideceğiz falan. Dün yine partideydik. Çok eğlenceliydi. Güvenlikle iki kız arasında bir kavga çıktı. Çok garip bir olaydı yani. Detaylarını anlatacağım. Baktım bu videoya bir 6000 like geldi. Hızlı bir şekilde onu da anlatırım. Zaten Instagram'dan takip edenler videoları görmüştür. Yine neden sürekli bot lane'de? Tamamdır. 5 level olduk. 5 altın. Niye bu kadar korkak oynadı lan Cassio? Sanki ufaktan fidliyorum değil mi? Kusura bakmayın. Abo. Biz sürekli gank atıyor. Nasıl yapıyor bunu? Hiç durmadan ama. Helal lan, set kesmiş adamı. Bir güzel mavisini çalmadın mı? Ya da bir anda vadiye almadık mı? Bedavadan 300 altın. Garip bir vade oldu ama koymak zorundaydım. Karşılığında ejderi verdik. Oğlum ve yine bot lane'de. Geliyorum. İki şahımızı tamamladık. Vallahi yüksek elo birazcık sıkıntı. Ya bir de sürekli Zed'e oynamadığım için. Beni birazcık affedin. Yine botta 10 altın. Ölürse ölür dedik, ölmedi. Tekrar bota gidiyorum, göstere göstere. İki totem kestim, 50 altın geldi, güzel. Hesabımızın ligini söylemedim. Platin 1 şu anda. İlk maçı kaybettim maalesef. Getirdim sana.
Ahri yine ölmedi değil mi? Öldü. Çok güzel bir ejder olacak. Çarpı erken atmak zorundaydım. Öleceğim galiba. Arkaya doğru geçtik. Zed nasıl oynanmaz izleteceğim. Valla. Birazcık daha para lazım ya. Az bir şey daha kasalım. Oo, midimiz bayağı iyi oynadı. Haritadan izledim elemanı. Peki böyle maçları seviyor musunuz? Çok skor çıkmıyor ama kafamızı kullanarak takım arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Haplenimiz feedlemeye başlamış. Tamam, bir orman kampı da alıp base atacağım. 5 altın. Ormancı yaratığımız da dönüştü. Redim almasaydım be. 2-2-3 oynuyorsun. Oha, Ahri bile gitmiş tapa. Oha, 4 kişiler. Çok güzel oynadık. 3-3. Tamam, o base atıyor bak. Bunu çaldırırsam oynamam. 150 CS'e 94 CS. İçinden geçiyoruz rakip takımın. Ben bu gecenin kıyısı alacağım. Çok güzel bir eşya. Sizi bir defa alına koruyor. Karşıda da V falan var, hani aniden engage atabilecek tipler. Mesela Natus direkt bana ulti atsa kalırım öyle. Ya da V ulti atsa. Morden'in ultisi var. Bu yüzden bu eşyayı alıyorum. Saptılar şu an. Set botta, ben base'deyim. Adam barona başladı. Yavaş oynuyoruz halen. Yine güzeldi bence. Seril de alacağız. Oyuna çok odaklanmam gerekiyor bak, yoksa kazanamayız. Kalkanı var, bunun kalkanı var. Dişli kama da olabilir. Nautilus'ta da kalkan var. O hepsinde kalkan var lan, Ahri hariç. Burada Ahri'yi teklersem güzel olacak. Burada. Şu an ben saçma oynayamam ya.
Abi W atamadım diye adam 1000 tane ping attı kafama ve sinirim bozuldu şu anda. Umarım kaybederiz bu oyunu. Şu an o moda girdim. Kesin abi Mordi'yi ben uğraşamam. Geldi. Set çok fena oynadı. Set ölecek mi burada izliyoruz. Muhtemelen öldü. 400-700 altın verdi. Ölüp ölüp FF atıyorlar. Bak sırf buradayım diye gelemiyorlar. Bir tane 5v5 atsak kazanacağız ha. Ne oldu lan öyle? Ne yaptım ben? Adamda kafası karıştı. Şişko parmaklar diyebiliriz arkadaşlar. Burada Samira'dan bir penta. Son eşyada yılan diş alacaktık. Bitirin canlar yoksa kazanamayacağız cidden. Bunun arkasına bir oyun daha atalım. Onu da bir güzel izleyin çünkü bayağı kısa oldu. Zafer. Artı 80 LP geldi Platin 2. Set ile SX'i kazandık. 13-5-10, 15.000 altında oyundaki en yüksek altın. Bizde değil sette, hayır. Adam oyuna kötü başladı, sonradan ayrıktırmasını yaparak altın kasmaya başladı. Şöyle bir şey de var ama. Siz de orman oynarken oyunu tutuyorsunuz ya. Bu arada takım arkadaşlarınız kasılmaya başlıyor. Oyuna dönüyorlar. Bir bakmışsın senden daha iyi oynuyor. Cidden setin eline sağlık, iyi oynadı. Amumu toksik rap dedim. Ya bu adam bana o kadar çok mobbing yaptı ki. Böyle bir raporladım. Hasar tablosuna geldiğimizde 27.000'le koskocaman bir gökdelen diktik. Set bizim üzerimize bir gökdelen daha dikmiş. Ya ne güzel ben taşıyordum ya. Geldi ama bir anda ping atmaya başladı, deli etti beni. Oyunu 23 skor katkısı, 1 baron, 3 ejderle bitirdik. Sanırım 2 tane de vade aldım. Güzeldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Hoşunuza gittiyse like, hoşunuza gitmeseydiyse like atmayı unutmayın. Sebebini yoruma yazın. Eleştiri yapın kanala. Hazırsanız ikinci maçtayız. Burası tapleyin değil. Hepinize selam dostlar, ben Tao. Hayatımda neredeyse ilk defa Diana oynuyorum. Sıfır şaka. Benden sürekli Diana jungle istediniz. Dedim neden olmasın. Girdim rün ve şahzemiz sağ taraf ekrana gelmiştir. Keşke Q ile başlamasaydım ama W kalkan veriyordu. Sağlık olsun. Faktan yetenekleri de anlatayım. Pasifimiz 3. vuruşta fazladan vurmamızı sağlıyor. Bunu çarptıracağım. Şöyle bir Q atacağız. Q'muz buydu. Saldırı hızı kazandırıyor. W kalkan veriyor. Herhangi bir yetenek atınca mı saldırı hızı geliyor? Aa, herhangi bir yetenek atınca, Q atınca değil. O birazcık yanlış oldu. Şimdi şunu da göreceksiniz ama. Ben ilk defa oynuyorum. Sen de izliyorsun. Sana neler katabileceğim. Midimiz bayıldı. Hemen bir de oynayacağız. Mid lane'i göremiyorum. Rakip ormana gideceğim. Bak totemi attın. Sonrasında buraya geçtin. Bekliyorsun. Video şimdiden hoşunuza giderse like, hoşunuza gitmezse dislike atmayı unutmayın. Mükemmel bir gün geçirin. Size enerjimi vermek istiyorum. Yıllar geçmişti. Kayn halen gelmedi. Tapa gank atalım o zaman ya. Güzel, skor da bana kaldı. Sanırım benim maviyi alıyor ya. Öbür türlü map'te çoktan görünmesi lazımdı. Evet, Kayn'i gördük. 5 altın. Oğlum gelen geçen ignite atıyor kafama. Yanayım mı ben? Ne istiyorsunuz? Hadi salon biraz agresif oyna. Güzeldi. Evet salon öldüremedin mi halen? Tekrardan geldi. Oyuna çok güzel başladık. Şimdi Q'muzun şöyle bir olayı var. Rakibi attın ya, sonrasında E basarsan E'nin bekleme süresi sıfırlanıyor. Q'yu her zaman tutturman lazım. Bunun içinde bazı kombolar var, onları da öğreteceğim. Boyun çok güzel başladığımız için karamürü alacağım. Tarayıcı da aldım, ilerliyorum. Karamürünü aldım, bunu aldım, bunu aldım. Damage'in inanılmaz coştu. Bot lane'e gank atmaya başlayabilirsin. O Yasuo da çıldırdı.
Öleceğiz mi lan? Tamam o öldü, bu da ölecek. Şöyle sanki redine gidiyormuş gibi yapacağım. Dolanıp buradan gelecek ve geldi. Bak akıl oyunlarını görüyorsunuz değil mi? Yasuo tekrardan geldi. Hadi Talon'cum oyna ona. Bence çok iyiyiz. Sizler neler düşünüyorsunuz bilmiyorum. Geldim bunu çarpla çalacağım. Aa burada oldum biliyor. Yo bilmiyormuş. Mide gidiyormuş aksine. Yardımcı olan bir ADC. Gözlerime inanamıyorum. Kan geldi. Çaldırmayız ya Kayna. Demiştim. Çaktırmadan base atsam burada. Mecra'yı bitirdim. Buna paramız yetiyor mu? 36 altın beklerim. Bu arada cidden normalde böyle şampiyonları sevmiyorum. Büyücüleri sevmiyorum. Başka hangi büyücüyü oynayayım? Mesela Aurelion Sol ya da Azir'i oynamak istiyorum. İkisini de çok beceremiyorum ama denemek istiyorum işte. Bak şimdi burada görüş totemimiz var. Çaktırma yazdım. 5 altın. Bir güzel öldü. Burada da totem. Golem'i tekleyebilirmişim şu an fark ettim. Talon geldi. Güzeldi. Buradan da 5 altın. Bak bilmiyorum yerini. Öylesine bir Q salladık. Oğlum Yasuo burada bir yerde ama. Ah! Ben neden şuradan buraya sıçratmaya çalıştım bilmiyorum yani. Şuradan şuraya atılıyor. Güzel bir vadi de alalım hadi. Oo, Kayn selam. Ama üzücü ya. Normalde gidip sihirbaz papuçlarını alırdım ama çelik kaplamalı çizme alacağım. Düz vuruyor, düz vuruyor, düz vuruyor, düz vuruyor. Bir tane totem ilerliyoruz. Tekrardan vadiye gireceğim derken tekrardan gelen bir Kayn var. Geriye çıkıyor gibi yapıp birden gireceğim. Güyü tutturabilsem öldüreceğim, adam arkama geçti. Ya şu vadi için iki defa öldüm değil mi? Bazen böyle saçmalıyorum. Siz bu saçmalamayı yapmayın. Allah Allah, herkes yerime sabitliyor beni, yeter. Öldür onu. Daha aynı ulti atmıştı. Öldüm be bro. Güzeldi. Artık lütfen vadi alayım ya. Ne olur ama. Tarayıcım bir güzel bastım. Abi Jax geldi, vadimi çaldı. Ben de ona 600 altın aldırmayacağım. Yine de alabildi. Güzeldi. Birisi bana şunu açıklayabilir mi? Yasuo nasıl şu iki eşyayla bu kadar çok vurabiliyor? Bu aralar Yasuo'lardan çok şikayetçiyim yani. Bir o ne bir Yasuo. Güzel bir ultiydi. Diana ile skor alırsam maç biter. Ben hareket ettirim yapacağım.
Cidden kombomuz az vuruyor ya. Ya da ben yetenek tutturamıyorum. Küfretmeye başladı. 600 altın alacağım. Beni bekliyordun diye. Oyun sakin kardeşim. Yasuo ile Morgana muhtemelen buraya gelecek. Geldiler bile. Çok güzel kaçmadık mı? Orada şunu düşünmen lazım. Adamlar senin ne tarafa gideceğini bilmemesi gerekiyor. Sen ortada tarayıcıyı bastın, totem atsa bile seni göremiyor. Biri oradan biri buradan geliyor. Sen de seni öldüremeyecek olanı atlıyorsun. Yani Morgana'ya. Bunu da bitirdim. Ufaksan Mecha'yı alıp bir tane de Rabadon alacağım. Build'imiz tamamlanmış olacak. Buraya doğru ışınlanan bir Kayn gördüm. Muhtemelen mavisini almaya gelecek. Hatta tam olarak burada. Lan. Elemanı burada sandım. Ya mavisini alır dedim. Kendisi kurtları almayı tercih etmiş. Ultisini aldık. Beni Q'yan oldu. Bay bay. Güzel. Dünyanın en garip sıçrasını yedim ve bir güzel öldüm. En son dediğim gibi Rabadon alacaktık. Oyunda bir güzel bitecekti böyle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız hep beraber görelim. Diana ile SX'i kazandık. 11-5-11. 14.841 altında oyundaki en yüksek altın bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde 24.900'de. Koskocaman bir gökdelen diktik. Bence güzeldi ya. 22 tane katkımız var. 3 tane ejder aldık. Bir tane ya da 2 tane miydi? Bir tane vade aldık sanırsam. Sizler de Diana oynayarak bu şekilde oyunlarınızı kazanabilirsiniz. Ben ufaktan kaçıyorum. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Kendinize mükemmel bakın. Sağ kaçar. Hoşça kalın. Bye bye.